Vakit yaklaşır şeyhim. Müsaade buyurursan biraz soluklanalım. Olur pehlivanım. İftar vaktini burada bekleyelim. Evet, Zülfikar derviş. İftara neyimiz vardır? Nimeti verene şükürler olsun. Biraz balımız, bir de ekmeğimiz vardır. Gökte hilali, yerde helali gösteren Hak Çalaba şükürler olsun. Bir Ramazan daha gördük ya. Kayseri'den midir bu bal Zülfikar'ım? Beli şeyhim. Yarenlerimizden ahi ilhan göndermiştir. Var olsun. Sofrası, hanesi bereketli olsun. Amin. Ne hikmetli bir nimettir, öyle değil mi? Bir avuç bal için bince arı, 100 bince çiçeği ziyaret eder. Arı deyip geçmemek gerek. Kelamullah'ta Nahl Suresi vardır. Nahl, bal arısı demektir. İsmine sure inmiştir bal arısının. Hemi de müşriklerin zulmü had safhaya çıktığında. Bu öyle bir zulümdü ki nice mümin açlıktan ağaç yapraklarını yedi. Buldukları deri parçalarını ateşte yumuşatıp günlerce emerek açlıklarını bastırdı. Yaşlılar ve çocuklar açlıktan öldü. Ağlayan çocukların, feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılandı. İşte bu demde ilahi kelam indi. Yarenler, tevhid dersinin vakti olmaz. Rahatlıkta da gelir, sıkıntıda da. İslam mektebindeki ilk derste, son derste tevhiddir. Buradaki ders şudur. Arı gibi olun der nimetlerin sahibi. Arı gibi çalışın. Arı gibi temiz kalın. Arı gibi üretin. Sakın ha durmayın. Durmadı müminler. Çekilen onca ıstırap, bu ilahi buyruğa uyan müminlerin gayretiyle bir doğum sancısına dönüştü. Mekke'nin rahminden Medine'ye uzanan kutlu bir medeniyet doğdu. Başta Efendimiz olmak üzere bir arı sabrıyla çalışan Müslümanlar vahyin kılavuzluğunda bal tadında değerler ürettiler. Lakin müşrikler bunun kıymetini bilemedi. Onların yaptığı bu baldan tatmak yerine bal kovanlarına çomak sokmak oldu. Böylesi değerler üretmek kolay değildir. Sabır ister, gayret ister, aşk ister. Balın kıymetini bilmeyen nankörler elbet olacaktır. Hülasa yarenler, dermanımız derdimizde gizlidir. Balın çiçekte gizli olduğu gibi.